Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, size yine bugün iğneden tığa bir model hazırladım ve modelim şu şekilde. Evet. Bunu size tığa çevirdim arkadaşlar. Benim tığa çevirdiğim hali de birebir aynısı oldu. Şöyle yaprak olarak da şu yaprağı tercih ettim arkadaşlar. Ara suyu olarak da orada pek gözükmüyordu. Ona herhalde bu şekilde benzetmeye çalıştım. Bakın. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Evet. Şimdi ara suyunu yaparak başlayacağız. Tığ battılarımızı hazırladık. Sık iğne ile tığ battığımızı da sabitledik ipini. Ara mesafesi olarak şöyle iki zincirden bir tane tığ battı yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle iki alarak bu şekilde trabzan yaparak başlıyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Kapattım 5 zincirimi. Bu trabzanımın arasına. Bu minik trabzan. Şimdi bizim bu artmalı sinek kanadımız için yuva olacak. 4 zincirimi hemen bu 5 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. 8, 9 ve 10. Sıkı sıkı 10 zincirimi çektim. Hemen döndüm. Bakın dibinde boş olan yuvanın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın. Ara suyunun yapılışı bu kadar. Şimdi bitişte de göstereceğim için şimdi bir tane gösteriyorum arkadaşlar. 6 tane buraya tığ battı yaparak şöyle işlemimize devam edelim. 2 zincir sıradaki tığ battıya 2 zincir 3. 2 zincir 4. tığ battım. 5 1 2 zincir 6. Evet. Bu şekilde bakın 6 tane ara mesafesi verdik. Şimdi dönüyoruz düz tarafını, ters tarafına. Sık iğne ile yuvama sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Yuva yaptım. 2 zincir. Tekrar 2 zincir. 3 tane tığ battı yuvamız oldu. 2 tane de kenarda kaldı. Şöyle bir zincirle yine dönüşümü yaptım. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 2 zincirimi çektim. Sabitledim. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Bu 2 veya 3 olur arkadaşlar. Fark etmez. Dönüyorum. Yine sık iğne ile sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Buraya tek kalan tığ battının yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane zincirimi çekiyorum. Ön tarafına döndüm. Hemen tığımın başını doladım. Yuvaya girip bir tane ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek. Şöyle üçünü birden buraya sık iğne ile sabitliyorum. Ve 5 zincir. Yaprağımızın yapımına başladık kenardan. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Dibine bir tane zincir çektim. Hemen aynı yere girip dibinde bir zincir çekerek ilmek çıkardım. Sıradaki yani ana yuvanın içine de girdim. Dibinde bir zincir ilmek çıkardım. Bunları şöyle bir olarak aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. İlk telimin arasına hemen bir zincir çekiyorum. Dibinde bu şekilde bir zincir. Sıradaki yuvanın içine de girdim. Bir zincir. Ve yuvaya girdim arkadaşlar. Dibinde bir zincir. Yine aynı şekilde bunları birer birer şöyle iki sayır. Bakın çalma işlemiyle söktüm arkadaşlar. Tekrar yapalım. Şöyle dibinde bir zincir çekerek ilmeği topluyoruz. Tekrar yuvadan girip evet
Bu şekilde ilmekleri topladık. Bakın. Şöyle 2, 2, 2 diyelim. Kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum ilmeğimi buraya. Şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum. Kapattığım noktadan girdim, dibinde bir zincir. Bu şekilde bakın. Ve tekrar giriyorum. En son yuvaya giriyorum. Teller bitince. Şimdi bunları yine şöyle ilk başta bir, şöyle iki, iki, iki ve iki. Evet. Bu kadar arkadaşlar yaprağımızın oluşu. Böyle dört kirpikli bir yaprak yapıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Sıradaki telin arasına girip kapatarak aşağıya iniyoruz. Bakın. Her telin arasına birer zincirle iniş yapıp şöyle yuvaya kadar geldim. Evet. Yaprağımızın oluş şekli bu. Bakın aynı şekil. Bir zincir daha çekiyorum. İki zincirim oldu. Bir defa doladım. Hemen yuvaya girip 2, 2 olarak aldım. Dal yapıyoruz buraya. Yine iki zincirimi çekiyorum. Yine bir defa tığımı doladım ve yaptığım trabzanın arasına girip şöyle bir, şöyle 2, 2 olarak 3 sefer daldım. Çünkü ilmekleri bu yuvanın içine toplayacağım. O yüzden biraz uzun yaptım birincisinde. Kulak çöpünü aparat olarak kullanıyoruz. İlmekleri kulak çöpüne toplayacağım. 6 tane ilmek toplayacağız. Şöyle dibinde 2 tane zincir çektim. Trabzanın yuvasından buraya kapattım. Şöyle 1, şöyle 2, 3 oldu. Şöyle 1, şöyle 2 zincir, 4 oldu. 1, 2 zincir, 5 oldu. Biraz ittirelim arkadaşlar rahat yapmak açısından. 1, 2 tane zincirimi çekip hemen ilmeğimi uzatıp taktım. 6 tane bu şekilde ilmeği topluyorum ve dibine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yapabilirsek bir tane daha yapalım ki aşağı fazla meyil etmesin arkadaşlar yer kalırsa. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Aşağıya trabzanıma iniyorum. Şöyle dibine yine bir iki zincirimi çekiyorum. En son yaprağımızı yaptığımız yuvaya inip kapatıyoruz. Şöyle ilmeğimizi bir çıkaralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde 6 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi ara suyunu yapım için aşağıya inelim. Dibine şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Dalımız aşağı fazla meyletmesin. Dik bir duruşu olması için. Şöyle 2 tane zincirimi çekip bu çıktığım trabzanların hemen dönüş yaptım. Yuvalara girerek aşağıya iniyorum. İki zincirimi çektim. Hemen girdim yuvanın içine. İki zincirimi çekiyorum. Şimdi bu çiçeğimizin ön kısmına aşağı indik arkadaşlar. 5 tane tığ battı yapacağız. Şöyle iki zincirimi çektim. Kapattım. İki zincir. Kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Bu da 4. 1, 2 zincir. 5. Şöyle çiçeğimiz geleceği için ara suyuyla çiçeğimizin şöyle mesafesine 5 tane tığ battı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane tığımı doladım. Hemen yuvaya girip 2, 2 alarak buraya aynı ilk baştaki gibi ara suyu yapımına başlıyoruz. 5 zincirimi çektim. Hemen trabzanıma kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Ters tarafına dönüp bu yaptığım kirpiğin içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hemen çevirdim. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir. Ara suyumuz hazır. Yine sık iğne ile buraya iki zincirimi sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki, şöyle iki alarak bu şekilde ara suyumuzun yuvasını trabzan olarak hazırladık. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bakın baştaki ilk ilmeğimden şöyle tutuyorum ve sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Dibinde bir tane zincir çektim sık iğnemin. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum ve şöyle dibinde bir zincir çekerek ilmeğimi uzattım. Fazla büyük değil. Bu büyüklük iyi arkadaşlar. 3 toplamda 5 tane olacak. 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmeği toplayıp buraya sık iğne ile sabitledim. Şöyle daha geniş olsun diyorsanız bir tane daha yapabilirsiniz. Bunu ikinciyi yapmak şart değil. Ben öbürünü de yapmamıştım. Şöyle bakın sizlere göstermek için yapıyorum. Bir tane de zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle bakın ipimi kopardım. Her ilmeğimizin içine bu şekilde minik fıstıklar yapacağız. Bir tane de şöyle pembeden yapalım. İkinci ilmeğimizin içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Hemen dibine bir zincir çekip hafif ipimi uzattım. Bakın. Büyüklüğü bu kadar. Bütün yapılış şekil fıstıkların uzaması da aynı olursa güzel olur. 3 oldu. Yine ilmeğin arasına girip şöyle dibinde bir zincir çektim. 4. İlmeğin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum ve 5. 5 tane olunca şöyle 5'ini birden kapattım. Şöyle bakın kenardan gözüküyor arkadaşlar. Ve tekrar dibinde bir zincir çektim. En dip noktadan çünkü fazla ipe gerek yok. Kesip hemen bunu da yakıp geliyorum. Diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar. Bir vişne çürüğü bir pembe doldurarak yapalım. Sonuncu yuvamızı da fıstığımızı yaptık ve ipimizi koparmadık. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle ters tarafına. Şimdi arkadaş bakın bu köşeden hemen zaten gözüküyor. Şöyle kapattığımız nokta var. Şöyle bakın. Buradan tığımızı ilerletince hemen bu şekilde ilmeklerimizi toplamış oluyoruz. Bakın. Sık iğne ile 6 zincirimi sabitledim. Bu şekilde bir tane yuvamız oldu. 6 zincir. Ben şu nokta zaten belli. Oradan geçirince kolay bir şekilde yuvalarımızı hazırlamış oluyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen üçüncü yuvamızı da şöyle bakın arkadaşlar. Ben kameranın bu kadar ışığından karanlıktan görüyorsam siz daha net görürsünüz. Bu şekilde kapattığımız noktayı. 4, 5 ve 6. Buradan sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar. Şurada da hani kopardığımız nokta bir zincir tepe noktası var ama onu denedim sizler için kolaylık olsun diye. Oyuntusu güzel olmadı. O yüzden bu şekil yaptığımda daha güzel oldu. Bana inanabilirsiniz. Bu tepe noktalarındaki bakın bir zincirli sık iğnelerin arasına girerek denedim. Ve güzel bir yuva olmadı. Şöyle çiçeğin kenarında yaprağıyla uyumlu olmadı. O yüzden bu şekilde bunu buldum. Şöyle ikişer zincir çekerek yapmaya başladım size söylemeden ama arkadaşlar artık biliyorsunuz. Buraya 5 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpik yapıyorum. Diğer yuvama şöyle sık iğne ile geçiyorum. 2 zincir. Hemen sık iğnemi sabitledim. 2 zincir. 2. Şöyle 3. 4. 5 tane olacak. Ve
şekilde kepiğim hazır. Sık iğne ile yine geçtim. Yine 2 tane zincir. 2 zincir. Kirpik. 2 zincir. İlmeğin altından gir, sık iğne yap. 2 zincir. İlmeğin altından gir, sık iğne yap. Şöyle. 5 tane olacak. Evet, sık iğnenin adedi şöyle 5. Yine diğerine sık iğne ile hiç zincir çekmeden geçişimi yapıyorum. 2 zincirimi çekip hemen kirpiğimi oluşturdum. Şöyle ipimde hata çıktı. Ve 2 zincir kapatıyorum buraya. 2 zincir 3 2 zincir. Şöyle biraz açabiliriz tırnağımızla rahat girmek için. Hem sizin rahat görmeniz için. Evet, 4 oldu. 5.'yi de yapıp bu yuvayı da tamamlayalım. Evet, sonuncu yuvamıza yine bakın bir sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 1 2 zincir. Evet, dibine otomatik bir zincir oluştuğu için birini alalım. 2'ye eksiltelim. Şöyle 2 zincir. 3 şöyle 4 Evet, sahte sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi her zaman zorunlu değil arkadaşlar. Zarif durduğu için bu şekilde iğne uyasından olanları yapıyorum. Sadece diğerlerini değil. Şöyle bakın en sonda yine bu 5 ilmeğimin arasına giriyorum. Bir zincirimi çekip ipimi bu şekilde koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle çok zarif ve çok narin bir model oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı birebir de iğne uyasının aynısı oldu. Modelim bu şekilde. Şöyle tutalım tekrar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.